Sevgili seyirciler, bildiğiniz gibi kardeş ülke Fas geçtiğimiz günlerde büyük bir depremle sarsıldı. İstanbul'da yaşayan Faslılar depremin yaralarını sarmak için seferber oldu. O adreslerden biri de Faslı girişimci Büşra Labrahmi'nin sahibi olduğu Paragvas Alüminyum'du. Biz de o adrese gittik ve yapılan yardımları yerinde görüntüledik. Evet sevgili izleyenlerimiz, vizyon ekibi olarak Paragvas Alüminyum ve Paragvas TGM Kapı Pencere Sistemleri firmasındayız. Firma sahibi Sayın Büşra Labrahmi ile beraberiz. Merhabalar Büşra Hanım. Merhaba. Sizi de bir tanıyalım öncelikle. Raja Labrahmi. Sizi de tanıyalım. Jihan Abuşra. Evet sevgili izleyenlerimiz, bu programımızda, bu bölümümüzde firmanın tanıtımından ziyade bilindiği üzere 8 Eylül'de Fas'ta büyük bir deprem yaşanmıştı. 3000'e yakın vatandaş hayatını kaybetmişti. 6000'e yakın da vatandaş ağır yaralanmıştı. Öncelikle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Faslı bir vatandaş olarak aynı zamanda Türk vatandaşı Büşra Hanım. Tabii ki depremzedelere büyük bir yardımda bulunuyorlar. Düşüncelerini almak istiyoruz. Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederiz. Türkiye ilk önce yaşadığı depremi de çok üzüldük. Ölüler de Allah rahmet eylesin. Bütün Fas arkadaşlarımızı topladık burada. Hem Faslı hem Türk olduğumuzda iki acı yaşıyoruz bugün. Hem Fas için hem Türkiye için hem de Libya için biliyorsunuz onlar da bizim kardeşimiz. Herkese Allah rahmet eylesin. Yaralılar da geçmiş olsun diyoruz. Bugün bütün Faslı Türkiye'de yaşayanlar topladık. Bu yardıma bulunduk. İki konteyner göndereceğiz. Gerçekten duyarlı bir davranış. Faslı olarak Türkiye'mizde yaşayan arkadaşlarınızla birlikte iki tırdı değil mi konteyner olarak? Neler gönderdiniz? Evet, iki tır. Bu ilk önce böyle küçük bir fikirdi. Yani kişisel bir şey. Sonra 70 kişi olduk bir grupta. Herkesi finansal olarak, maddi, manevi olarak yardım etti. Yani bu bizim vacibimiz, vatanımız için hayır yapmak. Bu da Türkiye için de olduğu zaman biz hemen çağrıda bulunduk. Gittik, yardım ettik. Şimdi bir konteyner gelecek. Birinci 40'lık bir konteyner gelecek bugün. Sonra hemen bu hafta da 40'lık yeni gidecek. Toplanan yardımlar, çadırlar, 400 kişi yaşayabilir bir çadırlar ayarladık. Bu çadırlar komple paket olarak yani yatakla, yastıklarla, sobayla aldık. Şimdi tecrübemiz oldu. Türkiye ne yani ihtiyacı var sadece bugün yarın için değil ama 6 ay, 1 sene sonra. Çünkü bu çadırlar çok sağlam bir çadırlar. Su geçirilmez, işte soba kuruyabilir. Yanmaz. Yanmaz. Kar dayanabilir, işte yağmur da dayanabilir. Böyle bir şey. Battaniyeler de var. Battaniye var, yastıklar var, yataklar var. Bir de kıyafet, hem çocuklar hem erkek hem kadın kıyafetleri var. Her şey komple olarak gönderiyoruz. İnşallah ulaşır o insanlarda. Bir nebze de olsa biraz yaralarını sarmış olacaksınız. Evet, evet. Çünkü onları hissediyoruz. Biz yaşadığımız için, Türkiye'de yaşadığımız için çok iyi biliyoruz, çok iyi. Arkadaşlar da Adana'dan, Ankara'dan, Antalya'dan geldiler. Yani her yerden, bütün Türkiye'den geldiler bugün. Fas arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Çok şimdi zaten bütün yani yardım ediyorlar, konteyner yüklüyorlar. Bir de Türk arkadaşlarımız da teşekkür ediyoruz. Arap arkadaşlarımıza, kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü herkesi bulundu. Filistin'den, Romanya'dan, Irak'tan, Lübnan'dan kim maddi de göndermedi ya da maddi de yardım etmedi. Manevi olarak çok desteklediler. Onlar da çok teşekkür ederiz. İnşallah hiç yaşanmaz. İnşallah bu son olur. Bu da yapmış olduğunuz örnek bir davranış. Sizi ve yardımseverleri tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben
Ben de herkese teşekkür ediyorum. Bugünkü gelenler teşekkür ediyorum. Ablam, arkadaşlar, samimi arkadaşlarım, yeni arkadaş, aile olduk. 70 kişi diyoruz, aile olduk bu topluluğa. Bunlara çok memnun, yani çok memnun oldum. Evet, bu örnek davranışın siz de bir parçasısınız. Sizin de düşüncelerinizi alalım. Geçmiş olsun Fas'a, Türkiye ve Libya. Sizden de bir mesaj alayım. Bir Faslı olarak Fas ülkem için çok üzgünüm. Arkadaşlarla hepimiz çok üzgünüz. Ve her zaman Fas'ın yanında olacağız. Geçmiş olsun Fas, Türkiye ve Libya'da. Çok geçmiş olsun. Libya'ya da çok geçmiş olsun. Sağ olun. Çok, çok teşekkürler. Evet sevgili izleyenlerimiz, Büşra Hanım ve ülkemizde yaşayan Faslı vatandaşlar olarak Fas'a büyük yardımlarda bulundular. Örnek bir davranış sergilediler. Allah hayırlarını kabul etsin diyelim. Vizyon devam ediyor.